Yaşını söylerim benim canım sıkma. Yaşımı da söyle. İstanbul'da doğdun değil mi? Yani Sakarya'da Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. 6 yaşına kadar Rize'de yaşamışsın. Ha öyle tamamlayalım. 6 yaşına kadar gittim geldim. Gittin geldin. 6 yaşına kadar. 6 yaşına kadar. Kendi başıma enteresanmış değil. Büyüklerim beni getirdi götürdü işte. Orada böyle biraz zaman geçirdim. Yani çok elzem bir şey değilse neyden sebep 6 yaşına kadar orada olmak durumunda kaldın? Anne babanın iş durumu falan nedir? Bizim evimiz yoktu kendimize ait. Ciddi misin? Şimdi var canım, durumumuz iyi. İyi. Hakikaten. Yani anne baba nerede kalıyordu o zaman? Yani anne babam aynı evde kalıyordu. Evli oldukları için onlar çok mantıklı konuşuyorum çünkü gece 12 ya. Ben de Karadenizliyim biliyorsunuz bir taraftan. Bana bir şey oldu. Normal karşılayacağız. Biz çok eğleniriz değil mi? Ev almak için deli gibi çalışıyorlardı. Beni de böyle rahmetli anneanneme gönderiyorlardı ki benimle ilgilensinler diye. Çok acıklı bir çocukluk geçirdim de şu an konuşmayalım. Anladım. Peki tamam. Çok girmek istemedin mahremine. Düz lisede okumuşsun. Mezun olduktan sonra da hikayenin ilk başladığın yerinde katlanan bir durum da var aslında. Hı hı. Para kazanmak için tezgahtarlık ve bankacılık yapmışsın. İki zıt meslek yani, böyle tezgahtarlıktan bankacılığa. Çocuk da baktım. Çocuk da baktın. Tabii. Nefis. Çok yabancı değil bana da. Ben de böyle çeşitli meslekler yaptım o. Yokluk içindeki çocukların genelde böyle bir çaba ve gayreti oluyor maalesef. Hepimizin hikayesinde vardır o tip şeyler diye biliyorum. Ben de mesela faytonculuk yaptım. En yaptığım enteresan mesleklerden biri. Ama Tolga'nın hep böyle doğmuş gibi değil mi? Yemin ederim ya. Şu adama bakıyorum. Bakın orada Elfi'de diyor ortalık yakılmış. Biz burada yastık savaşı yaptık. Sizin haberiniz yok. Burada yastığı alacağım. Ben onu kullanıyorum dedi. Yastık ya. Bana yastık vermedi. Bu hiç sıkıntı çekmemiş. Yok, bunu suratından akıyor. Bir tek ya çocuk olabilir mi ama? Yasemin bir şey söyleyeyim. Tek çocuk sendromu budur ya genelde. O bir soralım. Tolga'm var mı? Tek çocuk mu? Kız kardeşim var. Kız kardeşi var aslında. Bu Prens Charles ya. Bunda bir şey var bunda. Bu akşam seninle içim var. Bunda bir şey mi var? Haluk abi demin anlatmadı mı? Kaç şey var bunda baksana maşallah. Allah hepinizi nazarlardan saklasın ama tamam, oraya daha fazla vurgu yapmayalım. Bana dik dik bakmaya başladı. Oradan bir endişe duyar oldum ben. Sonra bir anda sosyal medyada böyle 5-6 milyon takipçiye falan ulaşmışsın falan. 8 senemi aldı. 8 seneni aldı. İkişer mi hasat ettin? Ne ettin? Çok zor oldu. O dönemde de bir de konservatuara gittim 28 yaşında.